Arkadaşlar, ben Yağız, YoTV'ye hoş geldiniz. Bugün tekrardan Attila Total Var'la dördüncü bölümümüze geçiyoruz. Dördüncü bölümümüze başlamadan önce neler yaptığımızı tekrardan hatırlayalım. Yukarıdaki Rusları kendimize bağlamıştık. Ondan sonra da buradaki, Kırım'daki olan ordumuzu Odessa tarafına getirdik. Burada Olbia diye geçiyor. Vastalımızın yakınına. Çünkü buradaki alan ordularıyla da savaş halindeyiz. Bu orduyla buna meydan okumuştuk. Hatırlayacak olursanız onlar da geri kaçmıştı. Romanya'ya doğru. Bu orduyu buraya getirmemin sebebi artık Yunan, yani Bizans'ın üzerine akınlar başlatmak istiyorum. Kim bu komutan? Mugel. Mugel'in yönetmiş olduğu orduyla Balkanlardaki topraklarını Bizans'ın yağmalamak istiyorum. Yani yavaş yavaş başlayacağız. Çünkü İstanbul'u da yakıp yıkmam gerekecek. Yani tarih öyle yani arkadaşlar. Bu ordu şehir kuşatmak için uygun bir ordu değil. Neden uygun değil? Çünkü ne bir balista ne de bir onager var. Yani mancınık yok. Mancınık olmadığı için de büyük şehirlerin surlarını yıkamıyorum. Ama eyalet şehirlerini yıkabiliyoruz, yakabiliyoruz. Çünkü atlı okçularımız var. Onlar alevli ok atabiliyor. Ve hani sur mur olmadığı için şehirde rahat rahat yıkabiliyoruz. Şimdi şu orduyu alalım. İyi, boş. Aga, bomboş bu da yani. Hiçbir şey yok içeride. O zaman önce yağma yaparız. Sonra komple yakarız yıkarız ki göçlerden dolayı Bizans İmparatorluğu sıkıntı çeksin. Aslında otomatik savaş mı yapsam diye düşünüyorum. Bunu otomatik savaş yapayım çünkü kazan ama çok da kayıp verebiliriz. Neyse ya. Otomatik savaş yapalım. Çünkü 3 kişilik, yani 3 birimlik orduyu da yani 19 kişilik yani orduyu da dalmayayım ona. Bunda para da elde etmeyeceğim ama yakacağım. Her tarafı yok ettik. İnfantri gelmiş. Yapalım. Caizdir. Başka ne yapabiliriz? Burayı yağmaladık zaten, bakın şey halindeler. İç savaşvari bir durum var şu an burada. Burada kim? Dacyalılar. Yani burası şu an bayağı sıkıntı içerisinde. Hatta şu bölgeyi komple Bizans kaybetmiş. Şu bölgeyi kaybetmişler. Sadece şurası var ellerinde, çünkü burayı da biz az önce yakıp yıktık. Vış. Dizigotlar da burayı almış. İyi, güzel. Bizim için sıkıntı yok. Altın kazancımız olacak. Kazançlarımız bayağı düştü. Çünkü orduyu büyüttük. Orduyu büyütünce otomatikman da sıkıntılar başlıyor maddi olarak. Bu orduyu alıp aşağı indireceğim birazdan. Buralara, çünkü
Bu pampalarda yaklaşıyor ki bunlar Abazyalılar. Evet, alanlar geliyor. Petrodava üzerinden gidiyorlar. Eğer Olbia'daki müttefiklerimiz yanımızda savaşırsa alanları yok ederiz bu orduyla. Bu ordunun sayısı az çünkü. O yüzden müttefiklerimize ihtiyacımız olacak. Evet, Abazyalılar da geliyor. Abazya'yı biz tek de indiririz gibime geliyor benim. Bakayım ben orduya. 12. 114. Evet, şimdi basalım. Bir tane daha bokçu koyalım. Her türlü indiririz. Şimdi arkadaşlar, riske de atmak istemiyorum ordumu. Savaşasım da var. O yüzden birazcık burada asker toplayalım diyorum ben. Akabinde de belki Konstantinopolis olur. Yani İstanbul olur ya da şurayı da önce indirebilirim. Onu da indirirsem çünkü bütün göç İstanbul'a gelecek. Yani şu anda olduğu gibi. İstanbul'a giderse de huzursuzluklar, sıkıntılar başlayacak. Bizans için bilmem ki yani önce buraya gelsin. Burada bir keşif yapsın. Vandalların dini değişmiş. Paganizmden Hristiyanlığa geçmişler. Biz hala Tengri'ye tapıyoruz. Çünkü geleneklerine bağlı bir toplumuz. Türkler olarak doğru, yavaş yavaş çekelim oradan. Fethedeceğimiz bir şey kalmadı. Rusları da kendimize bağladıktan sonra bir turn daha atalım. Bakalım ne olacak. Çok fazla insanlarla, çok fazla toplumla savaş halindeyiz aslında. Savaşa çağırıyorlar bizi. Bastanyalılarla karşısında. Kabul edeceğim. Çünkü bunların, yani madem artık bizim korumamız altında bu adamlar. Biz de onları koruyacağız. Bu arada müttefiklerimizi bir savunma hamlesi yaptı. Bütün donanmasını Kırım'a getirdi. Kırım'da şu an büyük bir askeri yığınakları var. Bizim müttefiklerimizin. Yani Abazya Kırım'a geri dönemez şu an. Dönerse de bütün orduları ezilir. Bakın kaldı. Savunma hattı kuruyorlar şu an. Sağ işte şurada. Bir onager olma durumu halinde. Kuramıyoruz. Lanet olsun. Buna ihtiyacım yok. Pardon. Bu neymiş abi? Burası. Tamam. Bundan sonra burası açılıyor. Zaten. O zaman ona dokunmuyorum. Bakıyoruz. Robot. Süvarilerimizi geliştirmek adına bundan basacağım. Süvarilerimiz daha dayanıklı olsun. Atlarımız daha dayanıklı olsun diye.
Petrodava'ya çıktık. Yok. Bu beni öldürür. Ah, hepsi teneke. Bunların hepsini öldürür. Petrodava'yı araştıralım bakalım. Petrodava'da neler varmış. Burada yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Şunları alsak mı? Diye düşünüyorum. Çok büyük bir artısı yok. Zarar verebilir miyiz? Zırhları az. Evet, zarar verebiliriz. Hatta zırh yok bazılarında bu heriflerin. Taş maş falan filan bakmayacağız artık, alacağız. Maddi sıkıntıya girer miyiz diye düşünüyorum da. Gireriz ya. Gerek yok. Bir sonraki elde Abazya'ya, Abazya'yı meydan savaşına çekip yok edeceğiz. Ostrogotlar teslim oldu bize sebepsiz. Para ver. Para verirsen okey. Tamam lan, 400 lira. Hadi sana 400 olsun hacı. Şimdi gene hesabına döndü. 700 istiyorum, 400 veriyor. Ama çok bandi durumları zaten kötüymüş. Verevi ilk yazıyordu. Bizans İmparatorluğu'na da birkaç turn sonra, yani şöyle söyleyeyim. Mancınıkları açtıktan sonra ancak büyük ülkelere saldırabiliriz. Zira kaçtılar ya. G herifler. Neyse. Bu ne lan? Diyor ki selamlar. Size halkın tarafından bir hediye getirdim. Belki diyor hani bu hediyelerle ilişkilerimizi düzeltebiliriz diyor. Hediye kabuldür ya, sıkıntı yok. Devlet işlerini bayağı boşladık. Bakın isyan var yine. Bana sürekli isyan ediyor bu millet. Artist herifler. Optar. Sen de optar öldür. Herkes optar öldür. Madem öyle. Banunu. Bakalım yapabileceğim bir şey var mı? Kulidak, yani ben, neyse bir şey yapamıyorum şu an. 30 yaşındaymış bizim hatun falan filan. Neyse, o darbe girişimini engellememiz lazım. Suikast başarılı olursa yırttık. Olmazsa, yani bize isyan etmeye çalışan abi bertaraf edilirse sıkıntı yok. Ha, edilmezse o zaman sıkıntı var. Şimdi buna ya böyle çingen hesabı yapmayın lütfen ya. 1-2 metreyle. Buraya kampımızı kuralım. Oh,
Valla Ruslar da bayağı uyum sağladılar bize herifler. Şey yapmıyorlar hiç. Sıkıntı mıkıntı falan çıkarmıyorlar. Aferin. En büyük getiriyi sağlayan herhalde bu şehir bana. Zaten en güçlü ordu galiba bunda. Bakayım. Yok, şu askerlerden dolayı burada. Çünkü bunlar korku yayıyor. Düşman askerlerine. O da bizim durumumuzu, elimizdeki gücü bayağı arttırıyor. Onacılar geldi. Ama bunlar paralı askerler olarak hizmet veriyor. Dolayısıyla bizim işimize pek yaramıyor. Bu arada ihtilal olmuş. Doğurama isyancıları. Neresi oluyor burası? Batı Trakya diyelim biz. Bulgaristan tarafında, Sofya tarafında isyan çıktı. Buraya dalabiliriz. Hatta oraya dalalım. Bir sonraki el bu orduyla. Güzel bir savaş izleteyim diyeceğim ama o kadar sayıca az düşmanı öldürsek ne olur, öldürmesek ne olur. Abazya'ya saldırsak tatlış olur. Abazya'yı yakalayabilsek, kaçmasalar böyle, kaşarlık yapmasalar. Sıkıntı yok da. Enjoy this quiet time. It ends now. The storm is coming. A storm of blood to wash you away. Şimdi Slavlar bize savaş mı ilan etti? Öyleyse saldıracağım çünkü anadını belleyeceğim. Onların ülkelerin şeylerini alsam mı ya? Desteğini almayayım. Silahları kesmemiz lazım abi. Bu adamlar nazar değdirdim kendi gel. Hadi Batı Roma İmparatorluğu ne yapayım? Ay Abaz ya. Recruited so many units, the treasury is buckling under the weight of their upkeep. Evet, ölüm gerçekleşti galiba. As well as putting your troops to good use. Evet. İsyan, ikinci isyan dalgasının üstünden geçmiş bulunuyoruz. Ooo, buraya işler. Siz ne ara toplandınız ya? Ya sağlam toplanmış. Alabileceğiniz bir şey var mı? Yok. Şimdi ne yapabiliriz? Bir askerlerimiz gelişmiş. Saldırsam bakalım ne kadarmış şeyleri. Yavaş. Fena değil. Orduları fena değil. Bizim ordumuz da tabii ki de başa çıkamaz da. Yani ben öyle düşünüyorum. Hadi bir de Romanya'ya. Da bak. Tabii ki de hani 2000 kişiye karşı 1008 kişi çok zor beni yenmeleri. Bakalım ne olacak, ne bitecek.
Süvari birlikleri de yok. Okçuları var. 3 birim bir de mızraklı askerleri var. En etkili askerleri de baltalı askerleri. Burada bizde de 2 tane baltalı birim var ama bizimkilerin bir gelişmişi. Bastarnalılarda olan. Çok fazla uğraşmayacağım. Ya da dur şöyle yapacağım. Önce okçu kulelerini atlı süvarilerini, yani okçu süvarilerini indirmeye çalışacağım. Sonrasında piyadelerimi içlerine süreceğim. İkinci dalga olarak da temizlemek için süvarileri belki yollayabilirim. Yani yapılabilecek en az kayıpla atabileceğim şekilde savaşmaya çalışıyorum her zaman. Daha çok defansif savaşıyorum ben. Çok fazla saldırmıyorum. Yani kontrolsüz saldırmıyorum. Yani bitiremeyeceğim yerlere direkt olarak saldırmıyorum. Açık hava istiyorum. Böyle. Bu güzel. Şimdi nereden saldırsak bizim için daha az kayıp verilir. Şuradan saldırabiliriz belki ama burada varyasyon yapamıyoruz. Yanlarından falan filan ulaşamıyorum. Buradan çıkarken de buradan oklanırız. Bence en temizi yine bence burası. Ama buraya da asker koyamıyorum. Ama koyabiliyorum. Mızraklı birliklerimizi alamıyoruz. Şöyle dizelim. Düzgün bir şekilde. Arkaya baltalıları koyalım. Süvarilerimiz. 3 süvari buraya. Süvariler düşmanı korkutan süvari birimleri. Burada uzun mızraklı süvariler. Nerede oklar? Köşelere okçalarımızı yerleştirelim. En arkaya da ya da şöyle yapalım. Ortada kalsın. General bilinmez. Tipik süvari ordusu. Bunların. Bunlar da bizim vasallerimizden yani bize boyun eğen halklardan ele geçirmiş olduğumuz askerler. Bunları yanan ok moduna geçiriyoruz yine. Çünkü burayı yakacağız. Bu dayı konuşuyor konuşuyor. Kimse neşelenip çıldırmıyor ya. Ne kadar hızlı o kadar iyi bizim için. Okçu kulesinin yıkılması. Okçu kulesi yıkılmadan kesinlikle saldırmayın arkadaşlar. Benim tavsiyem o. Çünkü mükemmel hasar veriyor. Tüm birliklerinizin canını okuyor yani. Korkutuyor bir de onları. Oyunda korku mükemmel bir aktör. Evet aktör. Yani faktör demek istedi ama aktör çıktı. Olsun o da olur o da cahil. %100'e ulaştığı zaman kaçın gitsin. Çünkü yanıyor artık son yani şeyine kadar sonuna kadar yanacak. Ne çökecek. Orada durmamızın bir mantığı yok.
Normal ok moduna geçiriyorum. Ok süvarilerimizi geri yolluyorum saldırmaları için. Uzaklı piyadeler öne. Arkalarından da baltalılar. Yavaş yürüme modunda saldıralım. General birimi bunların. Biraz yoralım. Her yere kanlar. Boşalmış. The tide of battle turns in our favor. Çekelim. Ana, bunlar da kaçıyor. Herkes kaçıyor. Saldırın o zaman. Saldır, saldır. Oo. Ağır süvarileri de yollayalım. Hemen. Süvarileri parçala Behçet modunda şu an. Burada da burayı deldik. Hepsini de attık. Ve zafer. Burada siviller var. Siviller de kaçıyor. Yok kaçmıyor. Bayağı onlar hayatları yaşıyor. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Kesin bir zafer aldık. Çok çabuk indirdik ya. Bakalım 101 kişi kaybetmişiz. Onlar ise 1000 kişiden 865'ini kaybetmiş. 143 askerleri kalmış. Onlar da yüksek ihtimal Reyn alındı.
Ve şimdi bu şeye ne yapacağız? Bu ülkeye ne yapacağız? Bastaniye'ye ne yapacağız? Bastaniye'yi yağmalayalım mı yoksa komple yıkalım mı? Yoksa kendimize mi bağlayalım? Onun için bakacağız birazdan. Zaten onları da hallettikten sonra bu savaş bugünlük bu kadar olsun. Bu savaştan sonra ama her taraftan savaş altındayız. Yani her taraftan tehdit altındayız. Ruslar isyan etti. Geri zekalı herifler. Mutlu mesut gidiyorduk yani. Halbuki. Gerçi bir iki turnu yapmıştık ama olsun. Komple ölmüş herifler. 183 kişiden 179'u yakalanmış. Biz bence önce bunu yağma yapalım. Burayı yok ettik ya, en iyisi. Uğraşmayacağım. Tamam, şu şeyin bitmesini bekliyor. Alanlar kayıp. Alanın yolu kayıp. Bunlar bize sağlam kazık attı. Bunları hakikaten yok edeceğim. Az kaldı. Bakın oyun yani onlar için amacı her şeyi yok et ya. Bu kadar basit. Kendine bağlama. Kimse bizi sevmiyor. Bak baksanıza kaç kişi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane düşmanımız var. 2 tane dostumuz var. Yani. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Yayınımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yapmak istediğim şeyleri küçük bir şey... Küçük bir nasıl söyleyeyim bilgilendirme yapayım. Üst tarafta öncelikle o Rusları oyundan çıkaracağım. Eğer yakalayabilirsem Abazya ve şeyin alanların ordularını dağıtacağım. Çünkü sürekli kaçıyorlar. Onları kovalamak da yani istemiyorum. O zaman çünkü para kaybediyoruz. Yerleşik düzene geçmemiz lazım. Geri geldi Abazya. İşte böyle aptal, gerizekalı bir toplum. Gerçi Abazyalıları, şu anki Abazyalıları seviyorum ama oyunda gerizekalılar yani. Evet diyor, bak para etmiyor diyor. By ensuring their settlements are upgraded to the highest available level. Tamam dayı, tamam. Bunları da kampa alalım hemen. Şimdi paramız yetiyor. Ulan bir atak da şuraya mı yapacak diyorum da.
Bunda gelişmiş gelişme var burada şu an. Bunu da yapalım. Evet arkadaşlar, bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.